su yazısının görüşülmesi, konu hakkında Veysel Bey'den bir açıklama yaparsanız. Tabii kardeş şehir, devletimizin de teşvik ettiği bir durum. Belediyemiz iki tane kardeş şehri var. Biri Bostanersek ülkesinin Ilıca, bizim Türkçe dilinde Ilıca Belediyesi. Diğeri de Tataristan ülkemizin ülkesinin Akdamış ülkesinde kardeş şehir oldu. Bunlar bize bu kardeş şehir olduktan sonra Bostanersek Belediyesi, Bostanersek ülkesindeki Ilıca Belediyesi iki kere, Akdamış ilçesi belediyesi de üç kere ziyarete geldiler. Bizim ilçemizi ziyaret ettiler. Biz onları konuk ettik. Şimdi Ilıca Belediye Başkanı Sayın Senayet Memiç davet mektubu gönderdi. Kendilerini iadeye ziyarette bulunmalarını istedi. Bunu istinaden başkanlık makamına dolayısıyla meclisimize böyle bir yazı arz ettik. Buraya tabii dış ülke olduğu için ziyaretlerin meclisimizden geçmesi gerekiyor. Bu onaylandıktan sonra gidecek tarih ve kişi sayılarının ileriki bir tarihte belirlenebilir diye düşünüyoruz. Şu anda bilgi amaçlı böyle bir şeyimizi, yazımızı sunduk Sayın Başkan. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bu gezi, önümüzde Ramazan var. Ramazan sonrasında Temmuz ayı ilk toplantısına kadar bu geziye katılmak isteyen arkadaşlarımız isimlerini bir dahaki toplantıya kadar belirtip Temmuz ayındaki toplantımızda tarihin de belirlenmesi konusu dalgın olabilir düşünüyoruz. Bu konu bir ay içinde arkadaşlarımız gitmek isteyenler müracaatlarını Kültür Müdürlüğümüze bildirirse bir dahaki toplantıda da bunun sayısı ve tarihini de belirlemiş oluruz. Bunu oylamamıza gerek var mı Özlem Bey? Tabii ki bir sonraki toplantıya. Bir dahaki toplantıda görüşünü, bu konuda fikir beyan etmek isteyen var mı? Görüşünü. Şimdi o tarihi tabii onlar kendileri bize bıraktılar. Yani bize bıraktılar derken şu tarihte gelin deseler bizim programımız olmaz. Yani biz evet. Bu meclisten öncelikle bu gezinin yapılıp yapılamayacağını, dair bir karar çıkması gerektiğini Yazı İşleri Müdürümüzle Tevfik Üçer sesine bulunduğumuz zaman böyle bir karara ihtiyaç duyduk. Tarih belirlendikten sonra tarih belirlendikten kişi sayılarını bunları bildiririz. Karşımızda bir kavgakta bulunuyoruz. Geziye girilmesi kaydedilmesi. Şimdi şöyle, evet. Tarih ve kişi sayısı. Tarih ve kişi sayısı. Şöyle bir şey var, valilik katılacakların isimlerini istiyor. Çünkü işte memur veya memur olmak durumuna göre de değiştiği için kişi sayısıyla beraber isimleri de önemli. Tarihi de çok önemli. Özellikle meclis kararında belirtilmesi lazım. Bir de küçük bir hatırlatma, dipnot olarak söylemek istiyorum. Mesela abi söylerken eksik bir şey oldu. İki tane kardeş şehrimiz var derken bizim Almanya'dan da evet, ben tam telaffuz edemiyorum. Lenestadt. Kardeş şehir olmadı. Protokol imzalanmadı aşamada. Onun için karar alındı. Ya biz meclis kararı aldık en azından. Meclis kararı aldık. Bakanlıktan gelmesi gerekiyor. Yani bakanlıktan yapılmadığı için. Evet. Bakanlıktan gelecek. Onun için söylemedim. Yok ben meclislerimizin kafasını soru işareti olmasın. Ne sadece eksik söylendi diye hatırlatma yapıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden de iki tane. Heber Spring ve Kanot. Kabot kasabaları da kardeş belediye kapsamında çalışmalar başladı. Meclis kararları alındı. Tabii o İçişleri Bakanlığı prosedürü şu anda muhtemelen gönderildi şeyler bakanlığa devam ediyor. Karşılıklı protokol imzalanması gerekiyor. Bu protokolları imzalandıktan sonra protokol yazı ekiyle beraber gönderiliyor. O zaman meclislerimize uygun görürse şöyle Ilıca Belediyesi'ne gidilmesine fakat yasal prosedüründe tamamlanması, herhangi bir eksik kalmaması için katılacak kişilerin sayısı ve gezi tarihi belirlenmek üzere bir sonraki meclise ertelenmesine diye oylayalım. Bunu kabul edenler diyelim. Evet. Bir sonraki meclis toplantısında alınmasını oylarınıza sunuyorum. Oy.
Beşinci maddeye geldik. Beşinci madde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 5.26.2016 tarih 888 sayılı imar planı tadilat talepleri konusu yazısının görüşülmesi. Sevgi Hanım. Ben tezkereyi okuyayım. Siyaset makamına. Genel revizyon çalışmaları kapsamında 05.02.2016 tarih 19 sayılı meclis kararımız ile onaylanan imar planının uygulamalarında ortaya çıkan sorunların giderilmesi açısından plan notlarımızın yeniden değerlendirilmesi konusunun 3.094 sayılı imar kanunun 8. maddesi görünce belediye meclisinin görüşülmesinde gereğini arz eder. Diğer maddeye geçeyim mi? Madde mi? Madde oluyor. Tamam. Meclis çalışma yönetmeli uyarınca imar komisyonunun havalesi. İncelenmek üzere. Şimdi bu okunanı mı onaylamış olacağız? Evet. Komisyon havalesini onaylamış olacağız. Evet. Okunmuş şekliyle komisyon havalesini onaylamışsınız. İkinci maddemiz. İlçenin yeni mahallede kayıt, Kapıkadastro'da PAFT 15, adı 34, parsel 405 moda kayıtlı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planımızın hali hazırda uygulanmakta olan F28A07B4D nolu PAFT'ın yer alan taşınmasının bulunduğu imar adasının A404160 imar adan hatlarına kat artırılarak A604160 olacak şekilde yeniden planlanmasına yönelik Mehmet Çolukoğlu'nun belediyemize vermiş olduğu 25.05.2016 tarih ve 3640 kayıt sayılı imar planı tadilat talep dilekçesinin ilgili yasa ve yönetmelikleri ve şehircilik prensipleri doğrultusunda 3194 sayılı imar kanunu 8. maddesi görünce belediye meclisine görüşüm üstünde gereğini arz ederim. Evet, bu şekliyle komisyon havalesini oynan sürüyorum. Başka var mı sevgili? Başka bu kadar. İki tezkere var değil mi? Dilek temennilere geldik başkanım. Temmuz ayı meclisini evet. Belirleyebiliriz. Temmuz ayı toplantısı Ramazan bayramına denk geliyor başı. Şimdi 11. Ben duydum mu? Şimdi şöyle bir durum var. Ramazan bayramı 3 gün, ayın 4'ü Arife, pazartesi günü yarım gün olacak. Bir cuma günü kalıyor. Şimdi ayın 1'i cuma. Onda zaten toplantı yapma şansımız yok. Çünkü yazıp süresi içerisinde kaymakamlığa verme şansımız yok. Kanun der ki ilk haftasında meclis toplantısı yapılır her ayın. Ama bunda tam haftadan kasıt vardır. Dolayısıyla birinci hafta zaten pas geçiyor. İkinci haftada bayrama denk geldiği için pas geçiyor. Üçüncü haftasına bakacağız. 11'inde başlar. İşte ayın 13'ü çarşamba. 11'i pazartesi günü. Genelde çarşambaları yapıyoruz başkanım. Şey, toplantı şimdi ki. Şöyle de bir şey var. Şimdi Temmuz ayında bu Bosna-Hersek gezisini de belirleyeceğiz. Çalışmalar da yapılacak. O ay içinde gerçekleşirse fazla uzatmadan da 11'ini alalım. Hazırlıklar da yapılmış olur. O ay içinde eğer gerçekleşecekse 11.07.2016 pazartesi saatini nasıl kaymakamlığa yazıp oradan da hemen valide yazmamız gerekiyor ya. Bu arada o yani cumaya kadar da o işleri halletmiş olur Zengin abi en azından. Evet. Saat yine 17.30 uygun mudur? Nasıl? Uygun. Saat 17.06 pazartesi saat 17.30'da yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Dilekle temellerden bulmak isteyen var mı? Burada. Teşekkür ederim. Sağ olun.